Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sevgili Başar'ın mekanındayım. Burada kısa bir video çekeceğiz kendisiyle. Onun stüdyosundayım. O bana sorular soracak. Ben ise cevaplarını vereceğim. Haydi bakalım. Ne haber Başar? İyi, senden ne haber? İyidir. Ne olsun. Toplantıları bitirdik, koştum buraya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti? Güzel geçti, yoğun geçti. Bizim sektörü biliyorsun zaten. Sen de reklam dünyasının içindensin. Yapıyoruz işte bir şeyler bakalım. Yeni projeler, yeni işler, yeni markalar. Çalışıyoruz. Harika. Şimdi özel bir soru sorayım ben sana. Sor bakalım. İlk görüşte aşka inanır mısın? İlk görüşte aşk. Zor sordun yahu. Aşk. Güzel soru. İlk görüşte aşka inanmıyorum ya ben. Sen? Bazen oluyor. Bazen oluyor. Acaba şey mi oluyor? Yoğun etkileşim, yani aşırı derecede beğenme, etkilenme, takılma mı sanki? Evet. Yani peki bunu aşk diye mi? Kimya yaratıyor. Ha. Karşıdakinin fiziği, güzelliği. Değil mi? Baktığın gibi durum başka bir yere gidiyor. Her zaman olan bir şey değil. Nadir oldu. Ben de birkaç kere olmuştur. O da genelde gençliğimde olmuştur. Şu anda yaşlıyım, yaşlandım diyorsun. Evet, yaşım çıktı ortaya. İlk görüşte aşk bende. Yani çok yoğun böyle hay adama bak nasıl falan dediğim olmuştur ama böyle aşık olup deli divane ilk görüşte böyle peşinden sürüklendiğim birisi olmadı ama etkilendiğim oldu. Tabii ki oldu. Tabii ki oldu. Yalan yok, oldu. Zaten bu da ilk adım. İkinci soru. TikTok'taki İlişki taktiklerine ne diyorsun? Herkes bir taktik verme halinde. Evet ya, çok saçma buluyorum ya ben. İlişkide taktik olmaz. İlişkide samimiyet olur. Samimiyet üzerine kurulur ve kendiliğinden akar. Taktik nerede olur? İş dünyasında, yapacağın projede, ilerlemek istediğin hedeflerde taktik koyarsın. Orada bir strateji belirlersin ama ya şu adamı nasıl tavlarım, şu kadını nasıl tavlarım, bunlar bence yalan işler. Kendiliğinden olacak. Sen ne diyorsun? Doğal bir ilişki ise, iki tarafın da iletişimi doğalsa evet, o zaman bir şeye gerek yok. Ama bazen doğal olmayabiliyor. Bir taraf rol yapabiliyor. Orada durum değişiyor işte. O zaman taktik gerekebiliyor. Benim yaptığım, uyguladığım bir şey değil de zaman zaman gerekebiliyor diye. Yani taktik yapıyorum diyorsun arada sırada. Yok, ben yapmıyorum. Okey, anladım. Ben yapmıyorum. Yapanlar ben zaten var. Doğallıktan yana olduğum için. Anladım. Benim gibisin sen de. Evet. Karşıdaki manipülatifse geçiyoruz. Evet. Uğraşmıyor. Ama öyle yani, ilişkide taktik olmaz. Sevgi olur, güven olur, samimiyet olur ve kendiliğinden olacağı varsa olur. Taktikle yapılan her şey bitmeye de mahkum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ömrü kısa olur. Kısa olur tabii. Yani elde edene kadar soğursunuz. İsteğiniz bittiği zaman ilişkiyi bitirirsiniz. Kendiliğinden olacak her şey. Katılıyorum. Diğer soru. Şimdi affetme modası var. Herkesi affedin. Her şeyi affedin. Yükünüzü atın falan filan. Buna ne diyorsun? Saçma buluyorum ya. Her şeyi affedemezsin. Yani belli şeyleri affeder. Hatayı affedersin mesela. Biri hata yaptın, affedersin. Bu nedir? Yanlışlıkları bana çarpar, bir şeyini kırar falan ama bunun dışında bireyin bilerek ve isteyerek yaptığı, söylediği söz, eylemleri ben affedemem. Bazen ikinci şans verdiğim olur ama bu son moda furya işte her yerde ya bunlar şimdi. Affediyorum, yolum açılıyor. Kendin için affediyorsun okey. Ama hayatımı alıp yeniden o insanla bir arada olmam. Arkadaş olur bu. İşte işi arkadaşın olur, eşin olur, sevgilin olur ya da akraban olur. Salak yerine koymak gibi geliyor bana sanki karşındaki insana. Yap yap yap, ondan sonra hadi ben seni affettim. Böyle bir şey yok. Bu değil. Peki kastedilen burada içsel olarak affetmek mi? Yani tekrar görüşmek, hayatını almak değil de içinde o öfkeyi ve olayı hatırlamamak ve affedip geçmek, devam etmek hayata mı? Yoksa senin dediğin gibi karşılıklı görüşerek affetmek mi? Yani affedip görüşmek mi? Bence sanki içsel olarak affedip kendini özgürleştirmek gibi geldi bana. Yani içsel olarak da affedemediğin insan da olur ya. Yani dil belki affediyorum der ama bana çok da samimi bulmuyorum. Yalan da söylüyor olabilir kişi kendisine. Evet. Yani kendini de kandırıyor olabilir. O gerçekten affetme noktasına geldiyse, o içteki dediğin gibi maneviyatını biraz daha rahatlatmak anlamında bir affsa bu okey. Ama affetmek istemiyorsa da affetmek istemiyordur. Yani bu kadar zorlamanın manası yok bence insanların. Şu insanlığın baş belası aldatma konusuna da bir değinelim mi? Değinelim. Neden aldatılır? Ya
Abi neden aldatılır? Yani aslında burada bir doyumsuzluk söz konusu bence. Kişinin karaktersizliği söz konusu. Kadın ya da erkek fark etmez. Erkek de aldatabiliyor, kadın da aldatabiliyor. Kendine dürüst insan ve dürüst karakterli bir insanı ben böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani tut ki evlisin ya da sevgilin var, ilişkinden ya da evliliğinden memnun değilsin ve niye aldatıyorsun? Aldatma. Beraberliğin hoşnut değilse mahkeme orada gider boşanma davası açarsın. İlişkideysen ki bu çok daha kolay. Yani herhangi bir yasal süreç yok bildiğimiz üzere. İlişkini sonlandırırsın ve başka bir insanla hoşlanıyorsan devam edersin. İlla birini bulana kadar da o insanla bir arada olmayı da manasız buluyorum. Mesela böyle insanlar var, benim çevremde de var. Ki senin çevrende de vardır diye tahmin etmekteyim. Evet. İşte yalnız kalmak istemiyorum, yerine doldursun falan. Burada kişilerin kendini tam anlamıyla tamamlayamadıklarını, olduramadıklarını görüyorum ben. Onun dışında ne kimseyi aldattım bu zamana kadar ne de benim bildiğim en azından aldatılmadım. Hiç haberim olmadı, duymadım, etmedim falan derim. Hadi herkes söyle aldatılmadım falan ama gerçekten böyle bir hikayem yok. Ben de aldatmadım. İlişkiden memnun olmuyorsan, bir yerde beslenemiyorsa, beslenmesi gereken bir durum ilişki. Hadi en başta çok güzel devam ediyorsun ama sonrasında iki tarafta enerjiyi ve duygusallığı keserse, ilişkiyi besleyemezse bir şeyler sönmeye başlar. O noktada zaten aldatmalar başlıyor hayatta. Ya ilişkiyi canlandırma evresine geçmek zorundasınız ya da bitirmek zorundasınız. Aslında her şey çok basit de basit olanı mı beceremiyorlar bilmiyorum. Tuhaf. Bana da tuhaf geliyor Başar birçok şey. Evet.